Sene 1973'ü gösteriyordu. Aylardan Eylül. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda Galatasaray'ın rakibi İspanyol devi Atletico Madrid. Atletico Madrid, o dönemin en gözde ligi olan La Liga'da Barcelona'nın üzerinde şampiyon olmuştu. Kadrolarında büyük futbolcular vardı, hepsi formdaydı, istim üstünde denirdi. Luis Aragonés, Irureta, Ayala, Garate, Melo, Banega, Adelardo bunlardan bazılarıydı. Juanito, Julio Iglesias, Leal, Orozco, Pataco gibi yıldızlar takımdan ayrılmış, yerlerine Diaz, Ayala ve kaleci Miguel Reyna gibi yeni yıldızlar monte edilmişti. Kupanın favorilerindendi. Yani Galatasaray yöneticileri her ne kadar aksi yönde açıklamalar yapmış olsa da istenilen bir rakip sayılmazdı. Teknik direktörlüğe Avusturyalı Max Merkel'in yerine sezon başında Arjantinli hoca Lorenzo getirilmişti. Galatasaray ise son 3 yılda 3 kez Türkiye Ligi şampiyonluğunun ipini göstermiş, Şükrü Giresun Usta'nın deyimiyle temelli şampiyon pozisyonuna geçmişti. 1970-71 sezonunda Coşkun Özarı ve Brian Birch ile başlayan seri 71-72, 72-73 sezonlarında da hız kesmeden devam etmişti. Takım 60'lı yıllardan beri devamlılık içerisindeydi ama Birch döneminde özellikle amatör kümeden yapılan takviyelerle fizik kondisyon olarak çok güçlenmişti. İşin sırrı Birch'in uyguladığı fizik kondisyon geliştirici idmanlara bağlanıyordu. Ne var ki Galatasaray'ı bekleyen bazı sorunlar da artık belirmeye başlamıştı. İngiliz çalıştırıcı Brian Birch, Türkiye Futbol Federasyonu'yla sürekli çatışma halindeydi ve boyuna ceza alıyordu. Ağustos ayında yani maçtan bir ay önce düzenlenen Türkiye Spor Yazarlar Derneği Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında Galatasaray iyi başlayamamıştı. Fenerbahçe fırtına gibi esmişti. 65. dakikaya kadar Galatasaray'ı sahada neredeyse silmişti Fenerbahçe ve 1-0 öndeydi. O sırada bir pozisyon oldu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, pozisyonu devam ettirdi ve penaltıya hükmetti hakem. Galatasaraylılar çok iyi itiraz ettiler ama hakem kararı değişmedi. 2-0 oldu maç. Ondan sonra ne olduysa rüzgar terse döndü. Galatasaray Büyük Mehmet ve Küçük Mehmet'le 2 gol buldu ve maç 2-2 bitti. Birch çok sinirlenmişti. Kenardan ortaya kadar geldi ve itiraz etti. İtirazını şiddetlendirdi. Araya futbolcular vesaire girip ayırdılar. Ama soyunma odasında da devam etti münakaşalar. Garip tarafı birçok gazete bu olayları ya görmedi ya gördüyse de çok farklı anlattı. Birch olay çıkarttı. Birch Fenerbahçe futbolculara sataştı vesaire. Buradan da anlaşılıyordu ki artık Türkiye'de 3 senelik şampiyonluğa karşı bir alerji doğmuş olabilirdi. Artık bu yorum. Sonuç ne oldu? Sonuçta Birch 2 ay ceza aldı. Takımının başında tribünlerde ancak olabildi. Sahaya çıkamadı. Yalnız neyse ki bir karar ile Atletico Madrid maçında oynayabilecekti. Avrupa Kupası'nda dış sahalarda çıkabilirdi diye bir ara karar alındı. Eski sezonlara göre bir başka fark da başkan değişmişti. Şubat ayında yapılan kongrede Selahattin Beyazıt yerine Mustafa Pekin'i bırakmıştı. Bu da değişik bir takım havası oluşmasına neden olmamış değildi. Bu başka konu. Yine Atletico Madrid maçına gelelim. Galatasaray aynı kupada tam bir yıl önce Bayern Münih ile İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı. Ancak Münih de tam 6 gollü bir hezimet yaşadı. Birch bu duruma tekrar düşmemek için ne demeç verse de aklında tek bir oyun kurgusu vardı, rakibi kilitlemek. Bunu Boluspor maçında prova edecekti ve memnun kalacaktı. Bunun da yolunu biliyordu. Luis, bildiğimiz Luis Aragonés'i kilitler ise rakibi de kilitlemiş olacağını düşünüyordu. Tabii bu işin ana hattıydı. Başka kilit noktaları da vardı. Fakat Luis takımın beyniydi. 8 yıldır Atletico Madrid'deydi. Artık son senesiydi. 36 yaşındaydı ama takımın beyniydi. Real Madrid kökenli bir futbolcu. Birch de biliyordu ki onu kontrol etmeden oyunu dengeleyemezdi. Birch'e göre onu durdurmanın tek yolu da Tarık'tı. Ama Tarık elinde değildi. Tarık Acemi Birliği'nde Amasya'daydı. Yeni gönderilmişti. Gönderilmişti diyoruz çünkü rivayete göre henüz iktisat fakültesinde son sınıfta öğrenci görünen Tarık'ın askere alınması mümkün değildi. Ancak başkan demişti ki emir yüksek yerden.
Tabii bu espri midir, gerçek midir bilmez ama rakip takım taraftarı bir üst düzey bir askeri yetkilinin buna sebep olduğu söyleniyordu. Bu da rivayet. Birç Galatasaray yönetiminden Tarık ısrarla istedi. Bir şekilde izin şudur budur olayı çözmesini istedi Galatasaray yönetimi. Galatasaray yönetimi de bunu çözdü. Maçtan önce birkaç gün önce Ankara'da takıma katılabildi Tarık. Birç İspanya'da çok elektrikli bir maç bekliyordu. Avrupa'da futbolun daha sert oynandığını düşünüyordu ve bu sertliğin oyun disiplinlerini etkileyeceğinden endişeliydi. Dış sahalardaki tecrübesizliğin bu sertlikle birleşince takımın bozulabileceğini, yapacağımız olası hakem itirazlarını da rakip taraftarı ateşleyeceğini düşünüyordu. Diğer yandan da maçın bir kondisyon savaşı olacağı fikrindeydi. Bu konuda takımına güveniyor olmalıydı. Zira Beach Galatasaray'ın en önde gelen yönüydü kondisyon. İspanyollar da Galatasaray'ı izlemişler ve kilit oyuncunun Büyük Mehmet olduğunu düşünmüşlerdi. Yardımcı hoca Peyro onu mühendise, Bülent Ünder'i ustabaşına, diğer oyuncuları da işçiye benzetmişti. İstanbul'dan çekiniyordu ve Madrid'deki ilk maçta farklı skoru elde etmenin gerektiğini söylüyordu. Maç gecesi Calderon stadında 34 bin civarında İspanyol seyircisine mukabil 400 tane de Türk taraftar vardı. Galatasaray maça oynamak yerine rakibi kitlemek üzerine kurduğu bir sistemle başladı. Futbolcular sakin ve heyecansız görüntüdeydiler. Her biri ne yapacaklarının farkındaydı, anlamış gibiydiler. Birç, Kaptan Adelardo'yu Bülent'le, Luis'i Tarık'la, Irureta'yı Korhan'la mark ettirmekteydi. Hücum planı ise Metin, Şevki ve Mehmet'in driplikleri üzerine kuruluydu. İlk 25 dakikada Atletico'nun bazı pozisyonları Yasin'de eridi. İspanyollar fark istedikleri maçta üstünü kuramanca sinirlenmeye başladılar. Öyle ki bir atak sonrası Yasin ve Şevki'nin altında kalan Francisco Melo ayağa kalkınca Şevki'ye bir yumruk salladı. 15. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Galatasaray ise ilk tehlikesini 24. dakikada topu çalımlarla getiren Ekrem'in Büyük Mehmet'e verdiği pasta yakaladı. Mehmet'in şutu kaleyi sıyırıp alta gitti. Bundan daha bir dakika sonra kaptan Muzaffer, Bekeray'ı ceza sahası civarında düşürdü. Tribünler penaltı diye ortalığı yıktı ancak hakem serbest vuruşa hükmetti. 26. dakikada Luis'in tehlikeli şutunu Yasin bertaraf etti. Top ancak ağlara 55. dakikada gidebildi. Bu şut Mehmet'in şutuydu ancak pozisyon offside'di. 2 dakika sonra 57. dakikada Alberto şahane bir kafa gönderdi ama Yasin köşe döndürdü bu şutu. Son yarım saatte ise Galatasaraylılar skoru elden kaçırmamak için ileri gitmeyi iyice azalttılar. Birç ikinci yarıda taraftarın da desteğini iyice arkasına alarak yüklenen Atletico Madrid takımına karşı durabilmek için Tarık ve Bülent'i de geriye doğru çekti. Bu kadar çekilmede bile Atletico Madrid hücumları etkili olamadı. Etkili oldukları ataklarda ise Yasin sahneye çıktı ve birçok kişiye göre de hatta maçın hakemine göre de maçın adamı kahramanı oldu. 66. dakikada ceza sahası üzerinden çekilen şutta Garate uçarak kafayı vurdu, Yasin yine uzatarak engelledi. Bir dakika sonra Irureta'nın ceza sahası dışarısından gönderdiği şut, Korhan'ın son anda kafayla engellemesiyle sonuçlandı. 89. dakikada ilginç bir pozisyon oldu. Reyna defansa aktarmak istedi kaleci topu ama araya Büyük Mehmet girdi, geleceğin kaptanı Mehmet Oğuz. Ancak Mehmet bu topu kendi beklemediği için çok kötü kullandı. Eğer bu gol olsaydı Galatasaray bu kadar çekildiği, bu kadar kilitlediği maçta 0-1'lik bir galibiyetle geceyi kapatacaktı ama olmadı. Gece 0-0 Avrupa için sürpriz olabilen, İspanya için sürpriz olabilen, hatta bizim için sürpriz olabilen bir sonuçla bitti. Avrupa spor kamuoyu için kapalı bir kutu olan, Asya takımı olan ya da yıllardır başarı kazanamamış Türk takımlarından birisi olan Galatasaray'ın bu denli dirençli oynaması, rakibini bu denli çaresiz bırakması herkesi şoke etmişti. İspanyol basını Galatasaray'a metiyeler dizdiler. Belki bu metiye dizmenin altında takımlarına olan serzeniş de vardı. Ama onlar da şunu gördü, bir şey yapamadılar. Kendi evlerinde 34 bin seyirci önünde bir şey yapamadılar. Bir Türk futbolunun kralı dediler. Daha ilk turda elenme korkusuna kapıldılar. İşimiz zor diyenler çıktı. 1967 yılında Fuar Kupası'nda Göztepe'ye kaybetmişlerdi. Unutmamışlardı. Aynı yenilgiyi hatırladılar. Aynı durum olacak mı diye korktular. Birç ise oyuncularına, özellikle kalecisine metiyeler yağdırdı. Yasin'in mucizeler yarattığını söyledi. Rakip hoca Lorenzo maçı seyretti. Ben de olsam bu Galatasaray karşısında bir şey yapamazdım zaten gibi rakibi de hafif alaya alan yorumlar yaptı. Hatta maçın Hollandalı hakemi Korver
Yasin Avrupa'nın en iyisi dedi röportajında. Eğer utanmasam çıkardığı toptan sonra alkışlayıp tebrik edecektim dedi. Galatasaray Hollanda Ligi'nde oynasa ilk 5'e mutlaka girer. Türk futbolunu tanımıyorum ama Galatasaray hakkındaki fikirlerim bu şeklinde yorumlar yaptı. Türk spor yazarları övücü yorumlar yaptılar. Beach'le beraber 70-71'de çalışan Coşkun Özer'i Atletico Madrid'i kuzuya çevirdi. Galatasaray kurt gibiydi yorumunu yaptı. Diğer yazarlar da benzer yorumlar yaptılar. Yani yekünü Galatasaray müthiş bir sonuç almıştı ve tura artık rakibinden daha yakındı.